burada iki temel amacımız vardı. Bir, üretim ortamını yaratmak. İkincisi de bu üretim ortamını yaratmanın sonucunda da gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Haydi üretin, korkmayın, gelin dediler. Üretmeye bostan korkuluklarıyla çağırdılar. Burası Urla'nın Barbaros Mahallesi. Eski kıyafetler ve özel makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen köylüler, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaparak hem yöre halkını tarlaya hem de turistleri festivale davet etti. Hayvanların ekili arazilere zarar vermesini önlemek için dikilen korkuluklar, 2 yıldır Urla'nın Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen festival sayesinde turizmin başrol oyuncusu haline geldi. Bu yıl 7 Eylül'de başlayacak 3. Barbaros Oyuk Festivali için yıl boyunca imece usulüyle hazırlanan yaklaşık 400 korkuluk mahallenin belli noktalarına yerleştirildi. Bu festivalin amacı tamamıyla kırsal kalkınma. Otobüs durağında, kahvehanede, bir ağacın altında, bir evin çatısında veya bir köşe başında insanların karşısına çıkan korkuluklar renkli görüntülere sahne oldu. Bu geçtiğimiz 2 sene içerisinde bu konuda oldukça büyük gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar dönmeye. Ki dönen gençlerimiz de var. Binlerce ziyaretçinin katılımıyla sergiler, söyleşiler ve sokak konserlerinin düzenleneceği festivalin 9 Eylül'de sona ermesinin ardından korkuluklar sergilenmeye devam edecek. Korkuluklar Canlanıyor isimli projeye mahalledeki 7'den 70'e herkes destek verdi.